başlarda sadece benim için bir eğlenceydi. Zaman geçtikçe şu anki takım arkadaşlarımla tanıştım. Onlarla oynadıkça daha da kendimi geliştirdim. Bana en çok destek veren kişi ablamdı. Sürekli her koşulda yanımda oldu. Genelde agresif oyun kurmaya çalışırım. Bize karşı rahat oynayamamalarını istiyorum. Akıllı ve yetenekli oyunuyla herkesin gönlünde taht kurdu. Maçın kaderini bir anda istediği yönde değiştirebilen Rosa. Başlarda annemle babam bu duruma karşıydı. İlk başta birkaç sene benim telefonumla oyunları oynadı. Ben küçüklüğümden beri abimin oynadığını görüyordum zaten. M4'e gitmeden önce gitmememi istiyorlardı annemle babam. Ablam olaya müdahale etti. E-spora başlamadan önce hiç yurt dışına çıkmamıştım. E-sporla birlikte gelen bir yenilik bu. Sadece yurt dışında işte gittiği zaman endişelendiğim oldu yani. Nasıl geçiyor hayatı diye. Başka ülkeler görüyorsunuz, başka insanlarla tanışıyorsunuz. Rıza'nın geçen sene şampiyonasından çok gurur duydum. Heyecanla bütün maçlarını izledik ailecek. Yani abim genellikle oyunlarda zaten hırslı bir tiptir. Yani hep kazanmaya oynar. Maçları kaybettiğim zaman inanılmaz tilt oluyorum yani. Telefonu kapatıyorum, kimseyle muhatap olmuyorum. Geçmesini bekliyorum böyle bir yarım saat falan. Yani geçen seneye kadar hiç umutlu değildim. Yani şu anda oğlumla gurur duyuyorum. M4'ten döndükten sonra bana sürpriz yapacak hale gelmişler. Abimin e-sporcu olması beni çok mutlu etti. Arada kardeşimle eğlenmek amaçlı giriyorum. O da kendini bayağı geliştirdi. Sürekli bizim maçlarımızı izliyor, uluslararası maçları izliyor benimle birlikte. Başlarda bana sıkıcı gelmişti ama sonralarda bana da eğlenceli gelmeye başladı ve ben de oynamaya başladım. Şimdi de birlikte oynayarak keyif alıyoruz. Trollüyoruz böyle klasikte falan, zevkli oluyor. Kardeşimin de benim gibi e-sporcu olmasını isterdim ama bu onun tercihi. Nelerden zevk alıyorsa, ne yapmayı seviyorsa o yoldan gitmesini ona tavsiye ediyorum. Rıza'nın yurt dışında bu kadar başarılı olacağını hiç tahmin etmiyordum. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree. İlk Türkiye şampiyonasını kazandıklarında çok mutlu olmuştum ve onunla gurur duymuştum. Biz evdeyken internet üzerinden izliyorduk maçlarını. Hiç kaçırmıyorduk. İnsan desteklendiği zaman mutlu oluyor, iyi hissediyor. Yanlış olduğu olmadığını anlıyor. Bundan sonraki hayatında bu oyunla devam etmesini tabii ki isterim. Oyun dışında motivasyonumu korumak için arada dışarı çıkıyorum, müzik dinliyorum, yürüyüş yapıyorum, yüksek yerlere çıkıyorum. Kafamı boşaltmaya çalışıyorum kısacası. Sürekli pratik yapmak zorunda olduğumuz için pek fazla kendimize zaman ayıramıyoruz. Dışarıda fazla sosyal hayatı yok. Arada boşluklar olduğunda arkadaşlarımla dışarı buluşmaya, yemek yemeye falan gidiyorum ama bu çok fazla yaşanmıyor. Kendime bir şeyler katmak için uluslararası turnuvalardaki mitleri izliyorum sürekli. Bana ilham veren takım Onyx. Oyun planları olsun, kendileri olsun yani resmen kusursuz oynuyorlar. Bu yüzden aşırı beğendiğim bir takım. Kendileri özel yayınlar açıyor. Ne yaptıklarını, nasıl oynadıklarını bakıyorum. Onu kendime uyarlıyorum. Nasıl daha iyi olabilirim, nasıl kendimi geliştirebilirim diye. Bu şekilde kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Abim ikinci defa yurt dışına çıkacak. Bu sene Filipinlere gidecek. Çok daha geçen senekine göre daha çok heyecanlı olacağız tabii ki. İnşallah ilk dörde gireriz diye tahmin ediyorum. Dualarımız oğlumuzla, Rosa ile birlikte olacak inşallah. Uluslararası takımlardan en çok zorlandığım takım bana göre Blacklist'ti. Bizi fazla zorluyorlar. Bu sene zaten tekrar karşılaştık. Bu sene Blacklist'i yenebileceğimizi düşünüyorum. Önceki seferde Blacklist'le karşılaşmaları çok iyi geçmemişti ama bu sefer bir şey başarabileceklerini düşünüyorum onlara karşı. Kesinlikle kötü demiyorum. İyiler. Eko'yu yenmiş bir takım. M4 Dünya Şampiyonluğunu yendiler. Ama bize daha fazla hazırlıklı gideceğiz, daha fazla pratik yapacağız ve onları yenmeyi oynayacağız. İntikamımızı alacağız kısacası. Çok hırslı bu alanda. Oyunlarını ciddiye alır ve çok heyecanlanmazlarsa şampiyon olabileceklerini düşünüyorum. Bir aksilik çıkmazsa ilk dörde kalmayı düşünüyoruz. Umarım kalırız. Bunun için de çalışmalar yapacağız. Çok fazla çalışacağız. Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Hep daha fazlasını koymaya çalışıyorum. Gelecekte de kendimi açıkçası bunları yaparak en iyi midi olma yolunda ilerlemeyi düşünüyorum. Umarım başarırım. M5'te olmak çok güzel bir duygu. O atmosferde durmak, o havayı solumak apayrı bir duygu. Herkesin tatması gereken bir şey. Hem
izleyici hem oyuncu olarak. Size hem motive ediyor, hem cesaret veriyor. O sahne korkunuzu yenmenize yardımcı oluyor. Sekizinci olmuştuk ama artık daha tecrübeliyiz, daha çok çalıştık, daha fazla hırslandık. Bu sene kesinlikle daha iyi bir sıralama yapacağız. O sene kesinlikle bu sene olacak.